Efendim Azerbaycan oturumuna başlıyoruz. Bu oturumda bana çok fazla iş düşmüyor çünkü çok kıymetli bir moderatörümüz bütün zamanı planlayacak sağ olsun. Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi Başdanışmanımız Sayın Cavit Abdullayev alkışlarınızla buyursunlar efendim. Efendim bundan sonra sözde, sazda, zaman yönetiminde sizde kolaylıklar dileyeceğim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli misafirlerimiz, herkesi selamlıyorum. Azerbaycan'ın sunduğu fırsatlara ilişkin bu oturumda her biriniz hoş geldiniz. Benim ismim Cavit Abdullayev. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde ticaret temsilciliğinin baş danışmanıyım. Ve bu oturuma moderatörlük yapmaktan onur duyuyorum. Öncelikle ticaret temsilciliğimiz hakkında kısa bir bilgi vereyim size. Ofisimiz 2023 yılın Haziran ayında kurulmuştur ve ana misyonumuz Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek, aynı zamanda yatırımları kolaylaştırmak ve hem devlet hem de iş çevreleriyle ilişkiler kurmaktır. Değerli katılımcılar ve misafirler, Azerbaycan zengin tarih ve kültüre sahip bir ülke olmasının yanı sıra hızla gelişen, geleceği parlak bir ekonomidir. Ülkenin bol doğal kaynakları, genç ve vasıflı iş gücü ve Hazar Denizi'ndeki stratejik konumu ile bir sıra rekabet avantajı vardır. Ve son yıllarda Azerbaycan yabancı yatırımı ve ticareti genişletme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Hükümet iş ortamını iyileştirmek için reformlar hayata geçirdi ve aynı zamanda enerji, turizm, altyapı ve diğer önemli sektörlere yatırımı teşvik etmek için bir sıra girişim yaptı. Bugün Azerbaycan yatırımcılara ve iş adamlarına çok şey sunabilecek bir ülkedir. Ülkede çok sayıda cazip yatırım fırsatı bulunmaktadır ve aynı zamanda mal ve hizmetler açısından büyüyen bir pazardır. İzninizle değerli konuşmacılarımızı bu önemli konu hakkında görüşlerini anlatmak üzere sahneye çağıracağım. Ve ilk önce ALAT Serbest Ekonomik Bölge Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vali Alaskerov'a sunum yapmak için sahneye davet ediyorum. Sayın davetliler, değerli katılımcılar, bugün sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in 22 Mayıs 2020 yıl tarihli emriyle kurulmuş ve artık 3 yıldır ki resmi olarak faaliyette olan ALAT Serbest Ekonomik Bölgesi ile ilgili vizyonumuz, geliştirme stratejimiz, potansiyel yatırımcılar ve bu yatırımcıların ALAT Serbest Ekonomik Bölgesi'nde yerleşme nedenlerini, daha da önemlisi ALAT Serbest Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırımlardan dolayı yatırımcılar ülkemiz ve halkımız için oluşturulacak ekonomik faydalar ve üstünlükler hakkında bilgi vereceğim. Ülke olarak amacımız Azerbaycan ekonomisini önümüzdeki yıllarda bilgilere dayanan ve uluslararası rekabete dayanıklı bir ekonomiye çevirmektir. Bu hedefimize ulaşmak için yapmamız gerekenler nedir? Ekonomide petrol dışı sektörün rolünü daha da güçlendirmek. Enerji, ulaşım, transit ve lojistik altyapının geliştirilmesini devam ettirerek bu hususta en yüksek dünya standartlarına ulaşmak. Bilgiye ve yüksek teknolojilere dayanan, yüksek katma değer sağlayan, çeşitlendirilmiş ve ihracata yönelik sürdürülebilir ekonomi kurmak ve uluslararası ekonomik rekabete yüksek rekabetçi ve katılımcı bir ülke olarak yer almaktır.
Ülkemiz belirtilen hedeflere doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi ülkemizin vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için görülen tedbirler sırasında özel bir yere sahiptir. Bu hususta Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin dünya standartlarına bir yatırım bölgesi ve gelecekteki gelişmelerin kilit merkezi olarak gelişimine tam destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yetkili kuruluşu tesis edilmiş ve Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin planlama, geliştirme ve yönetim görevleri bu yetkili kuruluşa verilmiştir. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin yetkili kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olarak şimdi sizlere Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin yasal temeli, potansiyel yatırımcılar ve onların Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nde yerleşme nedenleri, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvikler, gayrimenkul çözümler ve diğer avantajlar konusunda bilgi vermek isterdim. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na bitişik alanda uluslararası ulaşım koridorlarının kesiştiği jeostratejik konumda yer almaktadır. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin yasal temeli nedir? Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin yasal çerçeve Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yasası ile belirlenir. Bu yasaya uygun olarak Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yetkili kuruluşu ve yatırımcılar arasında idari ve hukuki ilişkilerin pratik çözümleri aynı zamanda Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin kendi faaliyetine ilişkin meseleler Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin 3 yönetmelikleri ile düzenlenir. Böylelikle Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin hukuki temelini Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yasası ve söylediğim iç yönetmelikler olmak üzere Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi mevzuatı oluşturur. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi mevzuatı uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yatırımcı odaklı yapılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yasasında Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yasası ve iç yönetmeliklerinden oluşan Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin mevzuatının temel ekonomi mevzuatından öncelikli olduğu beyan ediliyor ve temin ediliyor. Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nin mevzuatının temel ekonomi mevzuatı üzerinde önceliğini ve üstünlüğünü açıkça ortaya koymak ve Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi mevzuatı ile temel ekonomi mevzuatı hükümlerinin yorumlanmasında herhangi bir çelişki, yanlış anlama, uyuşmazlık olasılığını ortadan kaldırmak için Azerbaycan Milli Meclisi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin normatif yasal işlemlere ilişkin anayasasında vergi, gümrük, lisans, çalışma vesaire çözümü ve birçok diğer temel ekonomi kanunlarında 80'den fazla temel ekonomi kanunlarında ilgili değişiklikler yapılmış ve kabul edilmiş bu değişikliklerde Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi mevzuatının temel ekonomi mevzuatından öncelikli olduğu açıkça gösteriliyor. Bunun yanı sıra Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi kanununa göre temel ekonomi otoriteleri Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'nde herhangi bir yargı yetkisine sahip değildir. Ve Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi yetkili kuruluşu Elazığ-Sivas Ekonomik Bölgesi'ndeki tüzel kişilerin yani yatırımcılar tarafından kurulan işletmelerin, yapı sahiplerinin, finans kuruluşlarının ve buradaki tüzel kişilerin çalışanlarının faaliyetlerini düzenleme veya denetleme yetkisine sahip değildiler. Kısacası Azerbaycan'ın hiçbir temel ekonomi mevzuatı
ceza yasası ve kara para aklama ile mücadele yasası dışında hiçbir temel ekonomi mevzuatı Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde ve Elat Serbest Ekonomik Bölgesi konumları için geçerli değildir ve sadece Elat Serbest Ekonomi Bölgesi yetkili kuruluşu bağımsız bir düzenleyici kurum olarak Elat Serbest Ekonomik Bölge mevzuatının Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde yerli ve veya yabancı yatırımcılar tarafından kurulan işletmelerin çıkarları doğrultusunda tam olarak uygunlanmasından sorumludur ve sorumlu olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi Elat Serbest Ekonomi Bölgesi yetkili kuruluşu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin iç yönetmelikleri Elat Serbest Ekonomik Bölgesi mevzuatının ayrılmaz bir parçasıdır ve yatırımcılarımız için Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde mümkün olan en iyi iş ortamının sağlanması için gerekli düzenlemeleri temin edecektir. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin iç yönetmeliklerinin listesini ekranda görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde tüzel kişilerin işletme faaliyetlerini tüm yönleriyle düzenleyen Elat Serbest Ekonomik Bölgesi yetkili kuruluşu tarafından kabul edilmiş 28 iç yönetmelik bulunmaktadır. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde daha da çekici bir ortam yaratmak amacıyla iç yönetmeliklerin sayısı gelecekte artırılabilir. Ancak bunun bir sebebi olabilir. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin daha da çekici bir ortam yaratmak. Bununla birlikte gelecek herhangi bir yönetmelik veya mevcut yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler Elat Serbest Ekonomik Bölgesi tüzel kişileri için herhangi bir sınırlama getirmeyecek veya Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde sunulan elverişli iş ortamını olumsuz yönde etkilemeyecektir. Dikkatinize çarptırın. Misal için bugün arkadaşlarla sohbet ediyende söylüyordum ki devlet kurumlarının hiçbirinin bizim işimize karışmaya ihtiyarı yoktu. Tüm meseleleri biz özümüz halledeyim. Misal için bankacılık düzenlemeleri. 3 tane bankamız bugün var. Bizim kaydalara uygun çalışan bankalar. O kaydaları da biz imzalamışız. Merkezi Bank'tan razılaştırarak. Ya da ki muhasebe ve finansal paralama yönetmelikleri. Orada çalışan şirket hesabatı ancak bize verir. Hiçbir devlet kurumunun ihtiyarı yoktur. Kim nasıl da bir hesabat talep etsin. Ya da ki gümrük yönetmelikleri. Sivil ve ticaret düzenli. Gümrük yönetmelikleri. Gümrük keçit mentegesi bize mahsustur. Sahibi bizik. Orada olan bütün avadanlıklar, bütün kurulmuş ne varsa da hepsi bizimdi. O gömrük keçit mentegesi bizim imzaladığımız kaydalara uygun çalışır. Çalıştıran insanlar kimdi? Gömrük, devletin gömrük komitesinin işçileri. Ancak onlar davet olunmuş işçilerdi. Bizim kaydalara uygun çalışır. Bunların hepsinin sebebi de nedir? Bizden çalışan investorlar işinden meşgul olsun. Bürokratik kurumlarla, devlet kurumlarıyla hiçbir ilişkisi olmadan, düzgün dürüst işlese hiç kimden hiçbir ilişkisi olmadan çalışabilsin. Gördüğünüz gibi Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde tüzel kişilerin, bunu dedim önceden, bununla birlikte yatırımcılarımıza ve onların kuracağı işletmelere mali ve mali olmayan teşvikler paketi sunuyoruz. Katma değer vergisinden, stopaj vergisinden ve diğer kurumsal vergilerden muafiyet. Serbest bölgeye ithalat ve serbest bölgeden ihracatta gümrük ödemelerinden ve vergilerinden muafiyet. Ayrıca Azerbaycan'ın serbest ticaret anlaşması bulunan 10 çevre ülkede Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde üretilen mallar gümrük vergisinden muaf olacaktır. Kişisel gelir vergisinden muafiyet.
aylık maaşı yaklaşık 8.000 manat veya 4.700 dolara kadar aylık maaşı bu kadar olan insanlar kişisel gelir vergisine muafiyet olur. Sosyal sigorta ödemeleri yüksek vasıflı yabancı personel için gönüllü, ancak tabii ki yerel işçiler için zorunludur. Yabancı tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin mülklerine herhangi kısıtlamanın uygulanmaması mutlak bir şarttır. Yerel ortaklığın talep edilmemesi mutlak bir şarttır. Mali döviz işlemlerinde ve kar payının geri dönüşünde hiçbir kısıtlamanın uygulanmaması mutlak bir şarttır. Yabancı şirketlerin mülklerinin kamulaştırılması veya herhangi diğer şekilde kısıtlanması önlemlerinin uygulanmaması mutlak bir şarttır. Fikri mülkiyet haklarının tam korunması, bu da mutlak bir şarttır. Yerel vasıflı personel bulma konusunda biz Alat Serbest Ekonomi Bölgesi olarak her zaman investorlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Merkezi veya yerel yetkili kurumlardan herhangi bir ek onay veya izin gerekmeden yerinde tek noktadan iş değerlendirilmesi, ruhsatlandırma, izin verme ve başka bir sıra diğer kolaylaştırma koşulları temin edilecektir. Bundan önce dediğim gibi de yönetici kurum olarak bağımsız bir kurumuz ve bir sıra başka teşvikleri biz yatırımcılarımıza tatbik etmeye hazırız. Bütün bu teşvikler yatırımcılarımızın işletmelerinin gelecekte genişlenmesini ve büyümesini de destekleyecek. Buna ek olarak Azerbaycan Yatırım Şirketi ile işbirliği ile Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde kurulan işletmelere öz sermaye sağlanmasına destek olmaya hazırız. Mali ve diğer teşvik paketleri sunacağımız ve Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'ne gelmesi beklenen yatırımcılar kimlerdi? Beklediğimiz yatırımcılar kimlerdi? Bunlar yüksek katma değerli ve ihracata yönelik üretim ile uluslararası ticarete dayalı faaliyetlerle yenilikçi teknolojiler ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışan işletmelerden oluşan yatırımcılardır. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde yatırımcıların ürettiği ürünlerin en azı %75'i Azerbaycan dışına ihraç edilmesini gerektiren bir strateji uygulanmaktadır ve bu strateji sadece ülke dahiline hizmet göstermeyi hedefleyen küçük ölçekli şirketlerin kurulmasını öncelemek amacındadır. Buna rağmen her bir potansiyel yatırımcının teklifine tarafımızdan hürmetle ve dikkatle incelemeye hazırız. Olabilsin ki inceleme neticesinde kararımızı da değiştirebiliriz. Yatırımcı odaklı mevzuata ek olarak mali ve mali olmayan teşviklerin yanı sıra yatırımcılarımıza saha dışı ve saha içi gerekli altyapı ve mühendislik iletişim sistemleri ile donatılmış endüstriyel araziler sunuyoruz. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi Yetkili Kuruluşu tarafından onaylanan ana inşaat planına göre Elat Serbest Ekonomik Bölgesi ilk aşamada Bakı Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın ve küresel ulaşım koridorlarının yakınlığında toplam 850 hektarlık arazini kapsıyor. Ayrıca Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin gelecekteki büyümesini ve gelişmesini devam ettirmek için hükümet tarafından ilave olarak 7.000 hektardan fazla arazi rezerv edilmiştir. Şunu da belirtmek isterim ki Elat Serbest Ekonomik Bölgesi yasasına göre Azerbaycan hükümeti serbest bölge yetkili kuruluşuna serbest bölge arazisi üzerinde geri dönülemez, sınırsız ve sürekli kullanım hakkı tanıyor. Aynı zamanda serbest bölge arazisini kullanma, kıralama veya başka bir şekilde elden çıkarma yetkisi kanunla serbest bölge yetkili kuruluşuna verilmiştir. Uyguladığımız gelişim stratejisine göre Elat Serbest Ekonomi Bölgesi'nde altyapı ve tesislerin inşası aşamalı şekilde gerçekleşmektedir. Haziran 2021. yılda başlanan
saha dışı ve saha içi gelişimin ilk aşaması olan 60 hektar arazinin altyapı inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. İlk aşama alanında aşağıdaki gayrimenkul çözümleri sunmaktayız. Kullanıma hazır saha dışı ve saha içi altyapı ve tesislere sahip 60 hektarlık arazi. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin gümrük gişeleri ve ana girişi. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi İş Merkezi'nin binası, bu iş merkezinde herhangi bir temel ekonomi otoritesi veya kurumunun katılımı olmadan lisans, izin, vize, sertifikatların verilmesinden sorumlu tek durak hizmet noktası. Yatırımcılarımızın kiralayabileceği ofisler, gümrük gişelerinde çalışacak gümrük memurları için ofisler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra yatırımcılarımızın ulaşım ve lojistik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak için Elat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde 2 adet ulaşım lojistik merkezi kurulacaktır. Bunlardan biri toplam 50 bin karemetrelik alanda yerleşecek merkez, karayolu taşımaları ile ilgili lojistik hizmetler sunacaktır ve yıllık 500 bin ton kapasiteye sahip olacaktır. Diğer lojistik merkez ise demiryolu taşımacılık hizmetleri sunacaktır. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi arazisinin mevcut ulaşım ve lojistik altyapısı yatırımcılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yeterlidir. Buna rağmen yatırımcıların bu yöndeki artan ihtiyaçların doğrultusunda bahsettiğim yeni lojistik merkezlerini kurmayı planlıyoruz ve ek olarak 50 bin kvadratmetrelik alanda yerleşecek olan lojistik merkeze Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından kredi verilmişti. Yani bu proje o kadar değerli projeydi ki Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından kredi verilmişti. Ve bu lojistik merkezini yapan, diken, çalıştıran şirketin nümayendeleri buradadır. Ruslan Bey de sizsiniz. Üçüncü kimdi görmürüm. Ama iki kişi buradadır. Görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Elat Azat Serbest Bölgesi'yle ilgili olan, ilgili olmayan taşımalarınız, lojistik problemleriniz varsa da müracaat edin, halledesinler. Garanti veririm ki yüksek keyfiyetle ve uygun fiyatla bu meselelerimizi çözecekler. Bunun yanı sıra kargo taşımacılığında Elat Serbest Ekonomik Bölgesi tüzel kişilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Serbest Ekonomik Bölgemizde kargo havalimanının inşası için ilgili yatırımcılarla anlaştık. Bu projenin uygulanmasına artık başlamış durumdayız. Havalimanının 2026 yılının ilk çevreğinde geç olmayarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Havalimanının yıllık kapasitesi ilk etapta 500 bin ton olacak, daha sonra kademeli şekilde yılda 1.5 milyon tona ulaşacaktır. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi yatırım yapmaya ve burada işletmelerini kurmaya hazır olan kararlı yatırımcıların sayısının yüksek olması nedeniyle yatırımcılarımıza daha fazla endüstriyel araziler saklayabilmek için sonraki bundan önceki yaptığımız 6 hektardan sonra 60 hektardan sonraki 138 hektarlık alanın detaylı dizaynını tamamladık ve inşaat işlerine planlaştırdığımızdan daha erken başlamak zorunda kaldık. Bugün 138 hektarlık alanın inşaat işlerine taze başladığımız 138 hektarlık alanın 40 hektardan fazlası artık tanınmış Avrupa şirketlerine tahsis edilmiştir. Ve aynı nedenle ağır sanayi için belirlenmiş 3. alanda 2025 yılından geç olmayarak yatırımcılara saha dışı ve saha içi altyapıya ve tesislere sahip endüstriyel araziler sağlayabilmek için arazinin detay proje çalışmalarını da bu yıl içerisinde tamamlamayı planlaştırırız. Elat Serbest Ekonomik Bölgesi olarak 2 ana hedefimiz var. Birincisi, yatırımcılarımızın işletmelerini Elat Serbest Ekonomik Bölge içerisinde başarılı bir şekilde kurabilmesi ve geliştirilmesi için en iyi iş ortamını sağlayacağız
ve aynı zamanda yatırımcılarımızın işletmelerinin geleceğe doğru genişlenmesini ve büyümesini desteklemeyi planlaştırarak. İkinci olarak Azerbaycan halkının yeni nesillerine uluslararası rekabete ve bilgiye dayalı bir ekonomiye geçişin pratikte ne anlama geldiğini göstermek, girişimcilerimize ve işletmelerimize yeni bir iş kültürü göstermek, onları yeni teknolojilerin uygulanmasında desteklemek, Azerbaycan ekonomisi ve halkı için gerçek katma değer yaratacak yenilikçi şirketler yaratmak niyetindeyiz. Ve tabii ki Ələt Sərbəst Ekonomik Bölgesi'ne Türkiye'den gelen yatırımcı ve girişimcileri, özellikle de katma değeri yüksek ve ihraca yönelik üretim yapan yenilikçi teknolojiler ve çalışma yaklaşımları uygulayan, en iyi uluslararası standartlara uygun olarak çalışan ve çevreye sıfır kirlilik oranı uygulayan işletmeleri kabul etmeye hazırız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Umuyorum ki zamanınızı kaybetmediniz. Olabilsin ki yeni bir şey işittiniz, duydunuz ve gelecekte kimlerse de Ələt Sərbəst Ekonomik Bölgesine gelecek. Ve emin olabilirsiniz ki ben Türkiye'de çok bu cür toplantılara çıkış eləyəndə bazı yoldaşlar, arkadaşlar deyirlər ki biz serbest bölge ne olduğunu 65. ildən bilirik. Doğrudur. Türkiye'de de var serbest bölge. Gürcistan'da da. Etraf ülkelerde bizim etrafımızda olan ülkelerde 200'den artık serbest bölge var. Ama Ələt serbest bölgesinde olan kanun vericilik birinde de yoktu. Ələt serbest ülkesinde sıfır bürokratik rejim birinde de yoktu. Ona göre de zamanınızı kaybetmeyin, gelin Ələt'e. El olmasın ki gelende deyəsiniz ki Türk şirketleri için yer kalmadı. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Vali Bey, Ələt Sərbəst Ekonomik Bölgesi hakkında ve avantajlar var hakkında detaylı bilgi verdiğiniz için. Hemen soruya gitmeden siz soruları alabilir miyiz? Sorusu olan varsa Vali Bey'e. Tamam. Başkan Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yerdiniz. Tebrik ediyorum. Güzel bir proje. Benim sormak istediğim, burada yatırım yapmak, yapmak istediğimizde bir alt limit var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Çünkü konuşmamızda küçük ve orta ölçekli işletmeler de dediniz. Ama aynı zamanda çok büyük dünya devi firmalar da geldi. Burada bir standı, yani küçük yatırımcı olarak da girebiliyoruz. Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben küçük ya da büyük sözlerini kullanmadım. Ben dedim ki yüksek elave değerli, ihraç yönümlü, beynalxalq standartlara cevap veren, məhsulu istehsal edilen her bir şirketle görüşmeye, danışmaya hazırız. Ona göre de şirket var 21 hektar arazi götürübdü, şirket var 2 hektar arazi götürüb. Ama 2 hektar arazi götüren şirket orada bir 265 kişi çalıştıracak ve artificial diamond süni elmas üretecekti. Çok yüksek bir teknolojiydi, öyle mi? 2 hektardı ama çok yüksek teknoloji. 265 kişi temiz bir şeraitte oturup cihazların yanında diamond yetiştirecek. Biri 2 hektar, biri 21 hektar. Ama high teknoloji, ihraç yönümlü. Beynəlxalq standartlara uygun. Ona göre de en esas talebimiz budur. High teknoloji, yüksek beynəlxalq standartlar gelsin, üretsin, ihraç eylesin. Ama gelip desin ki, ben Azerbaycan bazarına %100 ürettiğimi Azerbaycan bazarına satmak istiyorum, tabii ki yok. Sağ olun, sualınıza göre. Bir de mümkündür mü bizim bugün olan vəziyyəti videoda göstərək. Bu 60 hektar 3 ay bundan önce deməli kapılarımızı açdıq. Ama bu 60 hektarda
faktik olarak arazimizde boş yer kalmadı ve bu arazide 138 hektar ikinci merhalede demeli altyapını yapacağımız arazide artık 41 hektarı da vermiş şirketlere. Göster. Mümkün değil mi? Bu bizim birinci merhalede yaptığımız, iki yıl bundan önce bomboş bir arazide, iki yıl içinde yaptığımız 60 hektar arazide inşaat işlerinin neticesi. Bak bu bizim gömrük keçid mentekemiz, bizim. Giriş, o taraftan bu tarafa çıkış. Bu bizim ofis binamız, birinci ofis binamız, dört tane böyle bina olacaktı. Toplam 16.000 karemetre sahası olan ofis binasıdır. Bu da gördüğümüz misal için arazilerdi, hazır araziler. Bak burada 5.2 hektar arazide artık yatırımcı layihələndirmə işlerini bitirir ve bu yılın axırına kadar inşaat işlerine başlayacaktır. Burada karşıda gördüğümüz 480 araba için parking arazisi, o cümleden 14 tane elektrik chargeri de uğraştırmışıq. Elektrik arabalarla gelenler inşallah orada charge edebilir. Ve aynı zamanda gelecekte inşallah Toklu ya da başka bir Türk elektrik arabasının Ərət Azad İqtisadi Zonasında üretilmesini bekliyoruz. Bu bizim ofis binamız. Biraz hızlandırabilirsiniz. Biraz hızlandırın, süratli geçsin. Bu bizim X-ray makine kurduğumuz bir binadır. Herhangi bir problem olsa gelen yüklerde X-ray makinasından geçir. Problem yoksa da sahibine gelir yük. Problem varsa da yük buradan çıkır, gelir ikinci binaya fiziki yoklama için. Ancak fiziki yoklamadır, herhangi bir yoklama mutlak şekilde gömrük işçileridir, bizim işçilerdir ve malın sahibi işçileri. Üç kişi olmadan hiç kim yükü açabilmez, hiç kim yüke dokunabilmez. Bu artık birinci lojistik mərkəzi, burada da farmasevtik şirkəti, İsrail Biofarmak şirkəti öz tesislerini başlayıb yapmağa. Bu da birinci nəqliyyat lojistika mərkəzinin birinci mərhələdə görüldüyü işlerdi. Və inşallah artık fəaliyyətə başlayıblar və bizim investorlara, başka şirkətlere yardımcı olmağa hazırdılar. Gördüğümüz gibi demir yolu bizim yanımızdan geçir ve planlarımızda artık danışıklar aparırıq ve inşallah 26 hektar arazide büyük demir yolu taşımaları için büyük bir nəqliyyat logistika mərkəzi yaradılacaktır. Bu demir yolu vasitəsindən həm dəniz limanına çıkmak olur. Dəniz limanı gördüğümüz bak, bu dəniz limanıdır.
5 adımlıktır. Deniz limanları çıkmak olur. Eksine Azerbaycan demir yolları vasıtasıyla hem güzeye, hem güneye, hem batıya, hem doğuya istenilen istikamette demir yolundan arabalarla, gemilerle ve inşallah 2 yıldan sonra kargo uçaklarının da yükleri taşımak olacaktır. Teşekkürler, sağ olun. Bir daha teşekkür ederiz Vali Bey, detaylı bilgiler için. İzninizle sonraki sunumu yapmak için Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı Direktör Müşaviri Sayın Tural Acılı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın hanımlar ve beyler, sayın sözcüler, her birinizi selamlıyorum. Bugünkü bizim sunumlarda Azerbaycan barada təqdimatlarımızda iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim ve izninizle çıkışımı İngilizce devam ettireceğim. Dear attendees, today I'm representing ASPROMO, Export and Investment Promotion Agency of Azerbaijan Republic, which is operating under the Minister of Economy of Azerbaijan. ASPROMO initially has been created in 2003, and initially it was an Export and Investment Promotion Foundation of Azerbaijan, but recently we have been renovated to government agency and got more wider activities in direction of promotion, exports and investments. In regard of export promotion, ASPROMO promotes only non-oil exports from Azerbaijan, and also the second direction, one of the main directions of ASPROMO is promoting foreign direct investments to the Azerbaijan economy. And the third direction of our activities is organizing international business events such as B2B meetings, business forums, and etc. In direction of investment promotion, ASPROMO acts as a single window stop shop and represents all related services to the foreign investors from the beginning till the end of their activities. And our support doesn't end after the establishment of the production in Azerbaijan. We also provide aftercare for the foreign investors, also support their extension in country and all related other activities. In the field of export promotion, we are mainly promoting Made in Azerbaijan brand with different mechanisms that have been approved by the decree of the President of Azerbaijan. And these are the mainly participation in international events, exhibitions, business missions, research and development programs, market research, and etc. And all these services are being provided for Azerbaijan exporters free of charge with the finance of the government budget. Valuable participants, as a representative of the agency focusing in the non-oil sector, I would like to shed light on the export and investment opportunities within Azerbaijan. The non-oil sector in Azerbaijan has been making remarkable progress, presenting ample opportunities for attracting investments. In 2022, non-oil foreign direct investments reached an all-time high of $1.8 billion, while our non-oil exports surged by 12.3% to a record high of $3 billion in 2022.
Azerbaijan's economic potential has been further bolstered by the liberation of internationally recognized territories of Azerbaijan, where extensive restoration and construction efforts are currently underway. To incentivize investments, Azerbaijan has implemented a range of favorable conditions, including tax incentives, social insurance benefits, streamlined investment consumption. Additionally, there are provisions for labor migration quotas and simplified procedures for issuing work permits. And after the liberation of those territories, Zangezur corridor is one of the main ongoing projects as also as a part of the Belt and Road initiative, and it will serve as a shortening of the logistics routes and costs. As of September 1, Azerbaijan received an impressive number of more than 1,500 applications for participation in projects within the liberated territories. Notably, nearly 500 of them have been submitted by foreign companies. In this context, the industrial zones within Azerbaijan furnish an exceptional avenue for collaboration grounded in shared interests. Businesses in the industrial parks enjoy a range of benefits, including exemptions on corporate income tax, property tax, land tax, VAT for equipment, all spanning a decade. Dear friends, combining favorable investment opportunities in liberated territories and industrial zones, Azerbaijan emerges as a pivotal transit point bridging Europe and Asia. Azerbaijan harnesses the potential of Trans-Caspian International Transport Route, also known as a Middle Corridor, a crucial component of Belt and Road Initiative, introduced by China. The country has played a substantial role in enhancing the Middle Corridor through the construction of Baku-Tbilisi-Kars Railway and the establishment of Baku International Seaport, initially designed with a capacity of 15 million tons and poised to expand to 25 million tons. Furthermore, Azerbaijan has launched a shipyard capable of manufacturing vessels to facilitate efficient cargo transportation across the Caspian region. Indeed, Azerbaijan has strategically engaged in a complementary projects aimed at infrastructure development, including the construction of highways and airports. As a result of these initiatives, Azerbaijan has managed to establish itself as one of the centers of logistics and transportation. Esteemed attendants, I don't want to take much of your time. In conclusion, I would like to emphasize that Azerbaijan's commitment to economic diversification, favorable investment conditions, cemented by political stability, holds promise for both export-oriented business and investors. Thank you for your attention. Teşekkürler Tunal Bey. Siz gitmeden yine de aynı soruyu da katılımcılara müracaat etmek istiyorum. Sorusu olan var mı Tunal Bey'e? Buyurun, sorularınızı dinliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler bir daha Tural Bey. Gerçekten Azerbaycan'da doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin genişletilmesinde Aspromo'nun rolü çok önemli ve sizden yeni projeler bekleriz. Nöbeti sonraki çıkış için Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Sayın Mikail Yusufoğlu sahneye davet ediyorum. Hürmetli Valiyetmeyim, İhsan Bey, Tural Bey, çok sağ olun, teşekkürler. Öncelikle de davet için. Ben Sokar Türkiye'nin Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım.
Başlamadan önce tabii ki ana merkezimizle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Türkiye'de SOKAR 2008 yılında ilk kez Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin özelleştirilmesiyle beraber Türkiye pazarına giriş yaptı. SOKAR'la ilgili çok pardon, ilk slide mı bu? Evet. İlk bu değil ama en başa dönebilirsiniz. Tamam. SOKAR dünyanın en köklü petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri. Hani genel bilgiler vermek amacıyla şu anda SOKAR'ın bünyesinde Azerbaycan ve yurt dışında toplam yaklaşık 70 bin kişi iştiraklerle birlikte çalışan sayımız var. 2022 yılında toplam Azerbaycan petrol üretimi yaklaşık 32.6 milyon ton olmuştur. Bunda yaklaşık 7.8 milyon tonu SOKAR'ın direkt payına düşmektedir. Gaz üretimimiz toplam yaklaşık 46.7 milyar metreküp olmuştur. Bunun da yaklaşık 8.1 milyar metreküpü SOKAR payına düşmektedir. Azerbaycan'ın yaklaşık 7 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi ve 2.6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bunlar bu veriler 2021 yılına aittir. Genel olarak keşif, üretim, rafinaj, petrokimya, taşıma ve doğal dağıtım ve ticaret alanlarında ben detaylarına girmek istemiyorum. Bu bizim globalde yaptığımız faaliyetlerle ilgili bir görseldir. Bir sonraki slaytta size zahmet. SOKAR Türkiye ile ilgili kısa bilgiler paylaşacağım. Daha sonra istatistik bilgilerle sizi çok yormadan bilgiler paylaşacağım. 2008 yılında SOKAR olarak Türkiye'ye giriş yaptık. Türkiye'nin ilk ve tek petrokimya üreticisi olan Petkim şirketini özelleştirdik. Bugüne kadar yaklaşık partnerlerimizle beraber 18.2 milyar dolar Türkiye ekonomisine para yatırdık. Ve gelecek yatırım planlarımızla beraber bu rakamın yaklaşık 19.5 milyar dolara ulaşmasını hedeflemekteyiz. Türkiye'nin cari açığının kapanmasına yatırımlarımızın çok büyük önemli bir ölçüde katkısı bulunmaktadır. Doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olarak direkt kendi çalışanlarımız 5.300 ama oluşturduğumuz ekosistemle beraber bu çalışan sayısı yaklaşık 10.000 ve dolaylı olarak insanlara dokunduğumuz kişi sayısı ise yaklaşık 100.000 kişidir Türkiye'de. Bu bizim genel yani yapı taşlarımız, milestone'umuz diyelim. Hani SOKAR olarak 2008'de girişimiz, yatırımlarımıza başlama tarihlerimiz. Bunlarla sizi çok yormak istemiyorum. Arka fonda durabilir. Ben genel olarak yatırımlarımızın Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ve dost ülkenin bugünü ve geleceği için öneminden bahsetmek istiyorum. İlk olarak biliyorsunuz Türkiye zaten enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin böyle stratejik bir alanda, stratejik bir sektörde en büyük yatırımcısının Azerbaycan olması düşünüyorum ki her iki ülke için de gurur duyulacak bir faaliyettir. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin sonucunda hem Azerbaycan hem de Türkiye büyük ölçekte yararlanmakta. 2008'de Türkiye'ye giriş yaptık. Akabinde Star Rafineri, Türkiye'nin son 40 yılda özel sektör tarafından, hani reel sektörde tek noktaya yapılan en büyük yatırımı yaklaşık 6.7 milyar dolar bir yatırımla yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip ve şu anda %118 potansiyelle çalışan bir rafineri yaptık. Ya bu da Türkiye'nin işlenmiş petrol ihtiyaçlarının yaklaşık %20-25 arasında dönemsel olarak değişmektedir, tekabül etmektedir. Petkim Türkiye'de tek petrokimya üreticisi, geri kalanını Türkiye yurt dışından almaktadır. Yaklaşık olarak da %12'lik pazar payına sahibiz, tek üreticiyiz. Bunun yanında TANAP doğalgaz boru hattı, birçoğunuz muhtemelen duymuşsunuzdur. Türkiye'nin bir başından diğer tarafına yaklaşık 1850 kilometrelik bir boru hattı yaklaşık 21 ilden geçmektedir. 16 milyar metreküp yıllık doğalgaz taşıma kapasitesine sahiptir. Ve tabii ki potansiyeli 31 milyar metreküp'e kadar taşıyabilir. Zaten haberlerden de gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanlarımızın da konuşmalarında da belirttiği üzere bu kapasiteye de en kısa zamanda çıkılması için de çalışmalar da yapılmaktadır devletler arasında. Bunun akabinde birçok şirketimiz var. Türkiye'nin en büyük üçüncü, Ege bölgesinin en büyük yaklaşık 1.5 milyon TEU kapasiteye sahip konteyner terminalini işletiyoruz, sahibiyiz.
Bunun yanında Türkiye'nin en büyük iki sanayi şehirleri Kayseri ve Bursa Gaz'ın doğalgaz iletiminden sorumluyuz. Yaklaşık 1.7 milyon aboneye doğalgaz dağıtımı yapmaktayız Kayseri ve Bursa şehirlerinde. Bunun yanında internet service provider ISP şirketimiz var, Millennium. Türkiye'nin Türk Telekom dışında bir ucundan diğer ucuna kesintisiz fiber hatta sahip tek şirketiyiz, Sokar Fiber şirketimizle. Yani bu yatırımların hepsi aslında hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın geleceğine yönelik. Burada Valet Bey aynı zamanda Aspromo şirketimizin temsilcileri Azerbaycan'a yatırımla ilgili bahsetti. Ben de bir aynı zamanda durumu eşitlemek için Türkiye'nin Azerbaycan'a sunduğu fırsatlardan da bahsetmek istiyorum. Bu anlamda Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi statüsünü kazanan şirketiz. Aliağa Yarımadası'nda 1453 hektara yakın bir arazimiz bulunmaktadır. Bu alanda da Türkiye'nin yani ilk herhangi bir şirkete verdiği özel endüstri bölgesi statüsüne de sahibiz. Yani bu anlamda bizim için tüm bürokrasiler, tüm uzun süren faaliyetler, izin, ruhsat, lisan süreçleri hepsi çok sadeleştirilmiş bir şekilde ilerlemektedir. Bu aynı zamanda Türkiye için de iyi bir benchmark çünkü bundan önce yani bizden önce böyle bir özel endüstri bölgesi yoktu. Aynı zamanda Türkiye'nin özel güvenlik bölgesi statüsüne sahibiz yani Aliağa Yarımadası olarak. Yani bu da önemli bir yatırımlar için önemli bir faktör. Yani bunların hepsini dikkate aldığımızda Türkiye'nin de aynı zamanda bu mevzuatsal anlamda da mesela biz rafineri yapmaya başladığımız zaman da son 40 yılda herhangi bir rafineri yapılmamıştı. Tüm mevzuat 40 sene öncesindi. Biz bu rafineriyi yapmaya yakın süre kadar yaklaşık mevzuatla, evraklarla uğraştık. Yaklaşık 1100 mevzuatsal değişiklik yapıldı rafineri yapılmadan önce, Star Rafineri. Çok önemli bir yatırım. TANAP doğalgaz boru hattı bildiğiniz üzere orada da aynı zamanda da Türkiye'de ortak BOTAŞ şirketi vasıtasıyla %58 bu projenin ortağı Azerbaycan, %30 BOTAŞ, %12 de BP şirketi. Önemli bir proje Azerbaycan'ın Şahdeniz yatağından çıkan doğalgazın hem Türkiye'ye yaklaşık 6 milyar metreküpünü ve yaklaşık 10 milyar metreküpünü de Avrupa'ya taşımaktadır. Aynı zamanda bu Türkiye'nin son yıllarda da konuşulan enerji hub'ı olmak üzere yaptığı çalışmaların da temelini oluşturuyor. Biliyorsunuz hem Bakü Tiflis Ceyhan projesi hem TANAP projesi aynı zamanda bunun yanı sıra Bakü Tiflis Kars demiryolu projesi bu anlamda Türkiye'nin hem lojistik hem de enerji üssü olması için de büyük önem arz etmektedir. Yaptığımız çalışmalar, bugünkü faaliyetimiz, oluşturduğumuz değerli insan kaynağı çünkü petrol ve doğalgaz alanında yüksek kaliteli insan kaynağı çok az bulunmaktadır. Bu anlamda da Türkiye'nin geleceğine de büyük yatırım yapmaktayız. Çalışanlarımızın yaklaşık %98'i Türkiye vatandaşlarından oluşmaktadır. Bence bu da hem istihdam oluşmasında hem aynı zamanda bu kalitenin bundan sonraki yıllarda da Türkiye'ye kalmasında yani know-how'un Türkiye içerisinde kalması için de bence büyük önem arz etmektedir. Projelerimizden şirketlerimizden hani bir tane önemlisi de aynı zamanda bizim ARGE şirketimizdir. ARGE şirketimiz vasıtasıyla da şirketimizden önemli bir yıllık bir EBITDA bu alana ayırarak hem araştırma hem geliştirme faaliyetlerini de destekliyoruz. Temeli esas merkez kısmı Aliağa'da bulunmaktadır ARGE şirketimizin. Daha çok petrokimya ve petrol ürünleri bu alanda ARGE çalışmaları yapmaktayız. Ve şu ana kadar birçok patentin, birçok lisansında sahibiyiz. Yani çok kısa bir sürede yani yaklaşık 4 senelik bir alan süreçte yapıldı. Bir sonraki slide size zahmet. Bu bizim az önce istatistik bilgilerle sizi yordu ama gerçekten de içine girdiğinizde çok farklı bir dünya olan Aliağa Yarımadası ve bizim depolama şirketimiz Türkiye'nin 5. en büyük depolama kapasitesine sahip bir alanı ve önemli stratejik bir öneme de sahip aynı zamanda. Hemen yanında dediğim gibi 1.5 milyon TEU kapasiteye sahip yani konteyner elleçleme kapasitesine sahip. Burada sıvı ürünlerden bahsedilmiyor. Türkiye'nin önemli bir terminali. Petkim şirketi bizim üretim tesislerimiz, rafinerimiz dediğim gibi şu anda 11 milyon ton işleme kapasitesinde üzerinde çalışmaktadır. Ve aynı zamanda da Petkim RES bizim 17 türbünden ibaret yaklaşık 51 megawata
51 megawatt güç üreten rüzgar gülleri projemiz. Bu da bizim sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaları aynı zamanda fiziksel olarak da destekleyen real projelerden bir tanesi. Şirketlerimiz hani bu çok detaylara girmek istemiyorum ama hani sunumu isterlerse de paylaşabilirim. Şu an Türkiye'de gerçek anlamda faaliyette bulunduğumuz, değer ürettiğimiz, ilave değer ürettiğimiz, Türkiye ekonomisini desteklediğimiz ve bunun sonucunda da aynı zamanda bu Azerbaycan'ın dünyaya açılmasında, bir sonraki aşamalara geçmesinde de Sokar'ın Türkiye'deki faaliyetinin çok büyük önemi var. Sokar faaliyetleriyle ilgili, yurt dışı faaliyetleriyle ilgili biraz daha böyle özet bilgi vermem gerekirse, Azerbaycan dışında Sokar'ın ilk faaliyeti Gürcistan, işte Türkiye, Ukrayna, İsviçre, en son da bildiğiniz üzere Bulgaristan'da gaz faaliyetleri ile ilgili olarak da faaliyete başlamıştık. Yani bu koridor üzerinde biz faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Genel olarak hani anlatmak istediklerim Sokar'ın Türkiye'deki faaliyetleriyle bunlar. Bir de yakın zamanda da Galatasaray'ında Avrupa göğüs sponsoru olduk, forma sponsoru olduk. Belki arada Galatasaraylılar da vardır. Ben Fenerbahçeliyim ama yine de şirketimizin faydası için de çalışmaktayız. Hepinize dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Cuma günü akşam birçok eminim ki trafik problemine takılmadan gitmek isteyeceksiniz. Onun için çok fazla uzatmıyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Yok diye anlıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz Mikail Bey. Gerçekten de Sokar'ın Türkiye'deki yatırımı Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomi bağlarının güçlenmesine yardımcı olduğuna inanıyoruz ve sizden de yeni başarılar bekleriz. Sahneye izninizle Caspian Energy Club Azerbaycan Türkiye Başkanı Sayın Süleyman Mecidini çağırıyorum. Sesim geliyordur. Merhabalar Sayın İhsan Bey, değerli konuşmacılar. Bugün burada olmak çok güzel. Hepinize teşekkür ederiz. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı ya da Azerbaycan, hatta Azerbaycan dışında bölgenin en büyük projesi hakkında bilgiler edindik. Ben bugün sizlerle 20 sene önce Hazar Denizi Bakü'de kurulan Caspian Energy Club İş Adamları Kulübü'nün Türkiye temsilcisi olarak yer alıyorum. İlk başta petrol ve doğal gaz şirketleri arasındaki networking'i ve B2G, Business to Government arasındaki köprü için kurulmuş olan Caspian Energy Club, sonrasında tüm sektörleri kendi bünyesinde bulunduran, sadece Hazar Denizi değil, Baltık Denizi ve etraf ülkelerde, günümüzde ise Avrupa ve Middle East'te de adım atan 50 ülkeden yaklaşık 5000 şirketi birbiriyle birleştiren iş adamları platformasıdır. Networking anlayışı çok değerli. Bazen bu insanlar tarafından tam anlaşılamıyor. Ama networking bize göre devlet kurumları, iş adamları arasındaki bir katalizatör rolünü oynuyor. Biz kulüp olaraktan her zaman bunu üstlendik. Türkiye'deki faaliyetimize geldiğimizde ise 2022 Ekim itibariyle İstanbul'a, sonrasında Bursa'ya, Ankara'ya iş gezileri ve bu şehirlerde etkinlikler düzenlemeye başladık. Bildirmek isterim ki sadece Azerbaycan'da Caspian Energy Club iş adamları platformasının 700'e yakın bünyesinde şirketler var. Bunların içinde AFES'de, Azerbaycan'da Sokar'ın belirli kurumları da, Azerbaycan Hava Yolları, Azersun Veysaloğlu gibi holdingler de var. Türkiye ofisi olaraktan en büyük gayemiz, amacımız Türk iş adamıyla başta Azerbaycan ve sonrasında kulübün etkin olduğu Türk Cumhuriyetler, Üzbekistan, Kazakistan, komşu ülke Gürcistan, sonrasında Çek Cumhuriyeti, yeni aktifleşmeye başlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ofislerimizle beraber insanların, iş adamlarının enerji ve zamanını koruyaraktan onları en doğru kişilere en hızlı şekilde ulaştırmak. Tabii ki biz iş adamları kulübü olaraktan devleti temsil etmediğimiz için devletin kurumlarıyla da işbirliğimiz çok önemli.
Yakın zamanda bizim Ekonomi Bakanlığı'nın bağlı olaraktan ticaret temsilciliğimiz de burada açıldı. Onları da tebrik ederim. İnşallah onlarla olan işbirliğimiz, SOKAR'ın büyük desteğini gördük. Biz bu destekleri alaraktan Azerbaycan'a yatırımların getirilmesinde büyük bir ilgimiz var. Hatta bildirmek isterim ki 16-21 Ekim'de Kasmerci Club olaraktan Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki iş adamlarıyla birlikte Azerbaycan'da bir sanayi haftası düzenlemek istiyoruz. Amacımız oraya gelen şirketlerin geçecekleri 4 gün, 5 gün içinde ister yatırımcı olsun, ister Azerbaycan'ı tanımak istesin, isterse de ticari işbirliği kurup distribütörlük almak istesin vesaire ya da oradan yatırımcı bulup satın almak istesin. Bunları bu 4 gün içinde zamanlarını en verimli şekilde geçirecek şekilde Azerbaycan'a ziyaretlerini organize etmek. Yakın zamanda 13 Eylül'de bu iki gün önce oldu. Ankara'da Industry Meetup düzenledik. Farklı şehirlerden sanayicileri davet ettik. Çok güzel bir networking oldu. Türkiye bizim için kardeş ülke ama maalesef bazen burada iş adamıyla görüştüğümüzde şunun farkına vardık. Bazı iş adamları Azerbaycan'ı tam olaraktan tanımıyorlar veya son senelerde ekonomik olaraktan, ticari olaraktan, siyasi olaraktan kazandığı ivmeden habersizler. Bu da bizim önceliklerimizden ki biz Azerbaycan'ı Türk ofisi olarak burada en doğru şekilde sizlerle beraber tanıtalım. İleriye dönük stratejimize geldikte ise biz isteriz ki sizden ihtiyaçlarınızla ilgili bilgileri alabilelim. Çünkü iş platforması üyeler üzerine kurulu bir sistem olduğu için orada en doğru üyelerin ya da en doğru sektörden üyelerin bulunması işlerin hızlı ilerleyişi için çok önemli. Bunun bilgilerini de bizim devlet birimleri bizlerle paylaşıyorlar. İnşallah ileride de bu şekilde devam ederler. Mişal Bey'in dediği gibi çok uzun konuşmayacağız. Cuma günü herkes trafiğe yakalanma korkusu içinde. Ben de buna bir nebze katkıda bulunup konuşmamı bitirmek istiyorum. Hep beraber daha güçlüyüz. Bunu bu şekilde devam ettirelim. Umarız ki bu tip etkinliklerin sayı daha fazla olur ve sadece Türkiye'de değil, dediğimiz gibi etraf ülkelerde, Türk Cumhuriyetler ve Avrupa'da da yine tekrar bir araya geliriz. Hepinize teşekkürler. İyi hafta sonu. Teşekkürler Süleyman Bey. İnşallah dediğiniz gibi el ele birlikte Azerbaycan'daki fırsatları tanıtmaya devam edeceğiz. Ve bir sorusu bizim konuşmacılara bir sorusu olan varsa bir daha sorayım sizden. Sorusu kalan var mı? Tamam o zaman bugün Azerbaycan'daki fırsatlara dair benzersiz bakış açılarına sahip konuşmacılarımızı dinledik. Her birine teşekkür ederiz. Biz de sizi Azerbaycan'daki fırsatlardan yararlanmaya ve onun bir hissesi olmaya davet ediyoruz. Biz ticaret temsilciliği olarak aynı zamanda konuşmacıların temsil ettiği kurumlar sizin ilgi alanınızı bağlı olarak herhangi bir sorunuzu daha sonra da cevaplayabiliriz. İletişime geçebilirsiniz bizimle istediğiniz zaman. Ve aynı zamanda yine de panel konuşmacılarımıza bugünkü bilgilendirici sunumları için size ise katılımınız ve ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz herkese. Ben de sözü çok fazla uzatmayacağım. Sayın Abdullah'a ve biraz daha sahnemizde misafir edeyim. Çünkü bugünün anısına Türkiye için İş Geliştirme ve Destekleme Derneğimizin çok değerli yönetim kurulu üyelerinden Sayın Kamer Solmaz Bey kendisine bir plaket takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim size biraz daha misafir edeyim mi mümkünse? Buyurun efendim istediğiniz yerde.
Efendim, çok kıymetli konuşmacılarımız bizlerle birlikte oldular. Ben ilk olarak Sayın Alaskarov'u davet ediyorum ve plaketini takdim etmek üzere de Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Beşer Beyefendi'nin de teşriflerini bir kez daha rica ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Alaskarov'a ve Sayın Beşer'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saygıyla uğurluyoruz efendim sizleri. Ve efendim alkışlarınızla Sayın Tural Hacılı'yı davet ediyorum ve plaketini vermek üzere Sayın Başkanım zaten yanımda. Buyursunlar efendim. Sayın Abdullah'a ve Sayın Hacılı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Mikail Yusifov buyursunlar alkışlarla bir kez daha. Kendisine plaketiyle moderatörümüz Sayın Abdullah'a takdim ediyorlar. Ve Süleyman Majidli buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz size bir kez daha. Efendim sizler de takdir edersiniz ki bu güzel Azerbaycan oturumu bir toplu hatıra fotoğrafını da hak ediyor değil mi efendim? Tüm misafirlerimizi bir kez daha sahnemize alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyursunlar bir toplu fotoğraf çektirelim. Azerbaycan Cumhuriyeti oturumumuzu da böylelikle kapatmış olalım. Günü de kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Buyursunlar efendim. Sayın Abdullayev'e, Sayın Alaskarov'a, Sayın Hacılı'ya, Sayın Yusifov'a, Sayın Majidli'ye, tüm katılımcılarımıza, bizlerle birlikte bu Azerbaycan oturumunu gerçekleştiren herkese, bugün için çok değerli teknik ekibimize sağ olsunlar, var olsunlar, hiçbir ricamızı kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı performansı inşallah yarın da yakalayacağız. Böylelikle Kuşak Yol ve Orta Koridor Yeni Pazarlar Kongremizin ve sergimizin ilk gününü noktalıyoruz efendim.